Merve. Günaydın savcım. Kadir Karaca. Tamam. Açılı dosyalarına bak. Adli sicil taraması da yap. Melike Karaca dosyasına dahil olmuş mu onu da bir araştır. Tamam savcım. Hemen taratıyorum ben. Sizi görünce müvekkil hakkında yargılanmanın yenilenmesini istemeyle 3 tarihte 5. ağır ceza mahkemesi. Savcım. Bitti mi yoksa? Bitti ama. Bakalım şuna. Evet Melike Karaca. Avukatlığa hızlı bir giriş yapacaksın belli ki. Sabıkam kalktığı gün. Hemen. Çok zorlu bir yolu Melike. Aklına bile gelmeyecek şeylerle karşılaşabilirsin. Belki de istediğin gibi sonuçlanmayacak hiçbir şey. Ben de bir gördüm savcım. Şu an en zorunu yaşadığımı sanıyorsun. Belki de en zor henüz gelmemiştir. Karşılaşacağın gerçekler canını bundan daha çok yakabilir. Katilini bulmak, onunla yüzleşmek, kocanı, mesleğini, hayatını elinden alan biriyle yüzleşmek. Keşke, keşke karşıma çıksa da gözlerinin içine bir bakabilsem. Hayatını elinden alan biriyle yüzleşmek o kadar kolay olmuyor. Savcım, siz sanki daha önce böyle bir şey yaşamış gibi konuşuyorsunuz. Neyse tamam. Al bakalım bu senin. Emsal kararları da ekle. Aç davanı. Bir dakika, nasıl yani? Bu tamam mı? Bununla başvurabilir miyim? Göreceğiz. Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle oturalım istersen. Yok, sağ ol. Dün gece beni görmek istemediğini söylemiştin ya. Rahatsız etmeyeyim. Ne söyleyeceksen söyle. Kusura bakma. Dün gece biraz fazla oldu biliyorum ama içimdeki sesleri susturamadım. Şimdi ne değişti peki? Kadir, çok güzel bir haber aldım. Yani duyduğumdan beri de sana söylemek, sana anlatmak için can atıyorum. Ne oldu? Yeni bir görgü tanığı var. Kenan'dan önce eve giren iki kişiyi görmüşler. Kadir, düşünebiliyor musun? Bu benim kurtuluşum olabilir. Ne diyorsun Melike sen? Kimmiş peki onlar? Tam net görülmemiş. Yani karanlıkta gölge olarak iki kişi. Tamam da kim? Kim görmüş? Şey, Sevda. Kenan'ın sevgilisi. Allah Allah. Nasıl oldu böyle bir şey? Ne işi varmış ki orada? Onları ben sana anlatırım ama ya bir düşünsene. Benim yeniden yargılanmamın yolunu açabilir bu durum. Tamam. O zaman hemen uzman bir avukat tutuyoruz. Ben zaten biraz araştırmıştım. 2-3 isim var. Beraber gidelim, sen karar ver. Yok yok, şimdi avukata gerek yok. Önce bir yeniden yargılanmanın yolunun açılması lazım. E ne yapacaksın, o zamana kadar bekleyecek misin? Beklemeyeceğim. İlk dilekçemi yazdım, bizzat kendim başvurdum. İyi de Melike, sen bu işlerde acemisin. Nereden bileceksin? İyi bir avukata danışsak daha iyi değil miydi? Yani başta zorlandım ama sonuçta yaptım. Ayrıca koskoca savcı bana güveniyor. Sen mi bana güvenmiyorsun? Savcı mı? Koskoca savcı işi gücü bırakıp senin davanla mı ilgileniyor? Bana inandığı için olabilir mi Kadir?
bana inandığı için dilekçemi bana yazdırıp bizzat benim başvurmamı istemiş olabilir mi acaba? Her inandığı davanın peşinden böyle koşuyor muymuş acaba? Avukatlık yapsın o zaman. Ay Kadir, vallahi pişman ettin söylediğimi. Tamam bak, güneşin altında kaldın. Otur şurada bir su ikram edeyim, bir kendine gel. Yok, yok sağ ol. İşe gideceğim zaten. Şirketten ustaları gönderirim. Bir toparlasınlar burayı. İstemiyorum. Annen duymasın şimdi. Ben göndereceğim Melike. Tamam mı? Gün içinde gelip kontrol ederim. Tamam. Savcım, Kadir Karaca geldiler. Müsaitseniz sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsin. Buyurun. Merhabalar. Kadir Karaca ben. Buyurun. Fazla zamanınızı almayacağım. Melike Karaca ile ilgili konuşmaya geldim. İlgilenmişsiniz, sağ olun. Bakın yanlış anlamayın. Makamınıza saygım var. Savcısınız sonuçta. Ama biz sizi hiç tanımıyoruz. Tanımıyorsunuz. Yani? Yani hiç tanımadığımız bir savcı geliyor ve birdenbire hiç ilgisi olmayan bir davayla şahsen ilgilenmeye başlıyor. Sizce de bu biraz garip değil mi? Yani evet, oradan bakınca garip görünebilir ama buradan bakınca da garip görünen bazı şeyler var. Anlamadım. Ne mesela? Mesela sizin kardeşinizin katili olarak hüküm giymiş biri için karşıma gelmeniz. Davanın yeniden açılacak olmasından rahatsız mı oldunuz yoksa? Yo. Niye rahatsız olayım? Ben de Melike'nin suçsuz olduğuna inanıyorum zaten. Bu yüzden de onun yanındayım. İyi, ne güzel işte. Ben de bir hukukçu olarak ortada bir hata varsa düzelsin istiyorum. Neden peki? Nedeni sizi niye ilgilendiriyor anlamadım. Sorguya mı çekiliyorum yoksa? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bakın biz sizi daha fazla yormayalım. Biz en iyi avukatı da tutarız. Savunmamızı da yaptırırız. Sizin işiniz bizi savunmak değil ya. O yüzden söylüyorum. Ben de sizinle ilgilenmiyorum zaten. Melike Hanım'a yardımcı oluyorum. Şimdi izin verirseniz benim biraz işlerim var. Peki. Kolay gelsin işlerinizle. İstediğiniz gibi yaptık. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle konuşalım mı? Ne oldu, ne hatırladın? Savcım, ben o günden beri sürekli durup düşünüyorum da hani belki bir faydam olur diye. Tamam. Ne hatırladın? Savcım, Kenan'ın öldürüldüğü gün. Biz o gün sabahtan buluşmuştuk. Evet. Biz birlikteyken Kadir geldi. Kenan'ın kardeşi. Kadir mi? Yani beni gönderdiler. Ama ben uzaktan bakmıştım. Çok fena kavga ediyorlardı. İyi de dertleri neymiş peki, sormadın mı? Sormadım. Aileyle ilgili sandım. Kenan da zaten Kadir'e kızıp çekip gitti. Sonrası da malum. Anladım. Kadir'le araları hep açıktı zaten. Kenan anlatırdı. Kadir tersti derdi. Bana bitmeyen bir öfkesi vardı derdi. Anne. Hani benim yanımda olacaktın. Ben sana güvenip attım o imzayı.
Biraz daha rahat durmayı becerebilseydim belki bir şansımız olurdu. Ama artık yapacak hiçbir şey yok kızım. Yürü. Hadi Seher, hadi geç kalıyoruz, hadi. Aa, bu ne bu böyle? Kadir Karaca siz misiniz? Benim, buyurun. Bizim emniyete kadar geleceksiniz. Hayırdır memur bey? Bari bir şey söyleyin. Sakin olun beyefendi. Ya bakın, en azından bana bir muhatap gösterin. Ben onunla konu... Sen? Niye getirdin beni buraya? Konuşmanı istiyorum Kadir Karaca. Ne konuşacakmışız? Kenan Karaca cinayetini. 20 sene susmuşsun zaten. Artık konuş. Abinin ölümüyle ne alakan var?